Merhaba Tarih Obası, hoş geldiniz. İkinci geleneksel 21 Aralık gecesinde destan okuma yayınımıza hoş geldiniz. Birinci <laughs> geleneksel oluyor da ikinci geleneksel niye olmasın? Efendim geçen sene bugün Altay Destanı Maday Karayı baştan sona okumuştuk. Bu kanalda mevcut bulabilirsiniz. Aşağı linkinde bırakırım. Bugün de Saha yani Yakut Türklerinin büyü masallarından örnekler okuyacağım size. Muvaffak, Duranlı hocanın çalışması ve kömen yayınları. Ee, İslam öncesi Türk kültürü, medeniyeti, inanışları gibi konulara meraklıysanız kömen yayınlarını bir kere daha şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, araştırın çok güzel kitaplar var. Evet peki. Büyü masalları ne demek? Masalı anladık. Büyü masalı ne demek? Muvaffak Hoca'nın açıklamasından size okuyorum. Diyor ki: Büyü masalları diğer masallardan farklı olarak dinleyici gerçekte olmayan hayal ürünü bir dünyaya götürseler de bu dünyada gerçeklikten kopuk değildir. Mogus ya da Abası gibi tipler gerçek hayatın şahısları değildir. Fakat onların kusurları gerçek hayatta karşılaştığımız insan kusurlarıdır. Açgözlülük, her şeye sahip olma isteği, bencillik, emek harcamadan bir şeyleri elde etme çabası gerçek dünyanın kusurlarıdır ve gerçek olmayan dünyanın şahısları da bu kusurlarıyla karşımıza çıkabilir. Açıklama bu. E, asıl önemli olan şu, diyor ki saha büyü masalının ayırt edici yönlerinden biri de kahramanların masalda büyülü nesneleri elden geldiğince az kullanmalarıdır. Çok az masalda kahramana verilen büyülü nesne onun düşmandan kurtuluşunu sağlar. Saha büyü masalında temel büyülü nesne kahramanın kendine duyduğu güvendir. Vay be! Çok etkiledi beni bu. Saha toplumunda geçmişte belli başlı geçim kaynaklarından biri olan avcılık masalla doğrudan bir bağlantı içermektedir. Av ve ormanın sahip ruhu avcıdan masal anlatmasını ister. Bu sadece Saha Türklerinde değil, hemen hemen bütün eski Türklerde olan bir inanış arkadaşlar. Ormanın sahip ruhu dediği şey ormanın iyisi. Dağın bir sahibi var, ormanın bir sahibi var, nehirlerin, göllerin hepsinin birer sahibi var. Özellikle avcılar ava giderken yanlarında ...iyi masal anlatan, mümkünse e, top şuuruyla, popuzuyla iyi masallar anlatan birilerini götürürler. Ve de e, şey, av başlamadan önce, mümkünse bir veya iki gece öncesinde... ...işte e, şey yaparlarken, kamplarını kurmuşlarken o masalcıya masallar anlattırırlar. Örneğin Altay Türklerinde cinsel içerikli masallar daha iyi kabul ediliyor... Çünkü e, dağın iyisi olan kadın cinsel içerikli, erotik ama kesinlikle laubali olmayan masallardan daha çok hoşlanırmış. Eğer destancının, masalcının anlattıklarından memnun kalırsa dağın ruhu onlara daha çok av veriyor. İnanış bu. Dolayısıyla avcılıkla İslam öncesi Türklerin masalları arasında gerçekten çok doğrudan bir bağ var. Saha masalları da bunlardan bir tanesi. Ben kitabın basımını da çok beğendim, boyutunu, sayfa yapısını, efendim işte baskı kalitesini her şeyi beğendim. Bunu da söyleyeyim. Şimdi size buradan iki tane örnek masal okuyacağım. Fakat tabii alıp kendiniz okursanız çok daha iyi olur. Bir de şunu söyleyeyim, bu tarz masalları anlatan kitaplarda şeyler de bulunuyor. İşte fantastik yaratıklar işte motifler özellikle yazar çizer arkadaşlar ya da işte kendilerine çeşitli dünyalar kurmak isteyen arkadaşlar yani İslam öncesi Türk kültüründen hareketle bir şeyler üretmek isteyen arkadaşlar sıklıkla bunları bana soruyorlar nerede buluruz ama şöyle soruyorlar İslam öncesi Türklerindeki Türklerinin işte mitolojilerindeki efsane yaratıkların hepsini bulabileceğim bir kitap söyler misin? Öyle bir kitap yok arkadaşlar. Ayrı ayrı kitaplardan bunları araştırmanız gerekiyor ve bu tarz kitaplarda fantastik figürleri en iyi bulabileceğiniz eserler. Evet, şimdi Ayı Gözü Serseri Kaçak başlıklı bir masal okuyorum sizlere. Yaşlı bir kadının 9 yaşında bir kızı vardı. Bir gün bu kız diğer komşuların kızlarıyla yemiş toplamaya gitti. Dokuz kız kayın ağacı kovaları kollarına takıp kayın ağacından yapılmış kovaları kollarına takıp ormana gittiler ve yemiş toplamaya başladılar. Yaşlı kadının kızı ağaçlar ve otlar arasında eğilip kalkarak düşünmeden gitmiş. Böyle giderken o birden güneşin battığını hatırlamış. Arkadaşlarına bakmış onlar artık yok Yemişli sepeti koluna takmış, bağırarak koşmaya başlamış. Fakat hiçbir yerde arkadaşlarını bulamamış. Karanlık bastırmış, kız oturmuş, açlıktan yemişlerin bir kısmını yemiş. O böyle oturur ve yerken ormanda bir hışırtı duyulmuş. Kız araştırmaya başlamış. Birden bir ayı belirmiş. Onu gören kız sıçramış ve koşmaya başlamış. Fakat ayı onu yakalamış. Kaçmasına fırsat vermemiş. Daha sonra kızı koltuğunun altına almış ve batıya kaçmış. Uzağa gitmiş ve kızı toprak altına taşımış. Taşıdığı yerde iyi bir ev varmış. Kız korkmaya devam etmiş. O zaman ayı sormuş. Sen bana eş olacak mısın? Kız buna memnuniyetle diye cevap vermiş. Kız karı koca olarak ayıyla birlikte yatmaya başlamış. Ayı kızı gebe bırakmış. Kızın karnındaki çocuk bir günde bir ay kadar, iki günde iki ay kadar büyümüş. Sonra ayı karısına bütün zenginliğini göstermiş. Bir ambarda yağ dolu yedi kayın ağacı kap, diğer ambarda pek çok değişik yiyecek varmış. Ayının karısı onuncu gün bir oğlan doğurmuş. Çocuk bir günde altı aylık çocuk, iki günde bir yıllık çocuk olmuş. Ayı oğlana ayı gözü serseri kaçak adını vermiş. Çocuk doğduktan sonraki 10. günde konuşmaya başlamış. Ayı yağ dolu bir kap getirmiş ve onu kendi sırtına yüklemiş. O zaman kadın sormuş. Bu yağı nereye götürüyorsun? Ayı buna şöyle cevap vermiş. Onu toprağımdaki bitkilere süreceğim. Yükünü alıp gitmiş. O her gün yağ taşımış. Yedinci gün geldiğinde oğlu sekiz yaşını doldurmuş. Babasının gidişinden sonra ayı gözü serseri kaçak annesine sormuş. Anacığım sen nereden geldin? Vatanın nerede? Anası cevap vermiş. Çok pardon. <laughs> Affedersiniz. Çok ses geldi dışarıdan. Evet. Biz dokuz kişiydik. Meyve topladık fakat ben kayboldum. Senin baban da beni yakaladı ve buraya getirdi. Benim sadece annem vardı. O zaman çocuk şöyle demiş. Anne, yaşlı babamın yedi kaptaki yağı bittiğinde o bizle iyi olmayacak. En iyisi biz senle kaçalım. Annesini sağ koltuk altına alıp evden çıkmış ve doğru güneye kaçmaya başlamış. <laughs> koşmuş, koşmuş ve nehrin kıyısına koşmuş. Babası onun peşinden koşuyormuş. Bunu gören çocuk daha hızlı koşmaya başlamış. O böyle koşarken nehrin ortasında insanların kayıkla gittiğini görmüş. Çocuk kıyıdan kayığa atlamış. Kayıkta giderken ayı takip ediyor. Ateş edin demiş. O zaman oturan adamlar ayıyı ateş etmeye başlamışlar. Ayının öldüğünü gören çocuk kıyıya geri atlamış. Anasını koltuk altında tutan ayı gözü serseri kaçak doğuya doğru koşturmaya başlamış ve yakında görünen eve koşmuş. Annesi bu benim annemin evi demiş. O zaman ayı gözü serseri kaçak annesini önüne katmış onlar bu eve girmişler. Girince sağdaki yatağa yatmışlar. Ayı gözü serseri kaçağın ninesi ateşin önünde oturuyormuş. Yaşlı kadın siz kimsiniz diye sormuş. Ayı gözünün annesi ben senin kızınım geldim ve oturdum diye cevap vermiş. Yaşlı kadın sevinçten semaveri atar, ocağın çıkıntısına çarpar ve orada ölür. Annesinin annesini de görmüş olan ayı gözü, ben senin vatanını buldum. Sen burada kal, ben orman çocuğu ise ışığın beyazlığında serseri gibi gezeceğim demiş ve kaybolmuş. Çok enteresan. <laughs> Artık ne, ne mesajlar var? Sizler çözümlemeye çalışın yalnız... Bu benim şu yüzden dikkatimi çekti. Ben annemden ve anneannemden ayının kaçırdığı kadın temalı o kadar çok hikaye dinlemiştim ki. O kadar çok. Ve buna inanıyorlar. Ee, özellikle anneannem. Ee, tabi tabi ayı kadını kaçırmış, dağa götürmüş, karı koca hayatı yaşamışlar, çocukları olmuş. Sonra seneler sonra kadın kaçmış, köyüne geri gelmiş. Bu temada çok sayıda hikaye dinledim. Eğer siz de dinlediyseniz yöresiyle beraber e, aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi bu temanın hem saha Türklerinde var olması hem de e, yüksek ihtimal Oğuz kökenli olan bizlerde var olması bana çok enteresan geldi. O yüzden siz de böyle bir şey duyduysanız lütfen yorum olarak yazın. Evet bir masal daha okuyalım et parçalarından takıları olan şaman, kıkı, la. İsimler çok ilginç, okuması hiç kolay değil. Kıkı, la, kıkılan, kıkılan değil mi kısaca? Et parçalarından takılı kostüme sahip olan şaman kıkılanın iki karısı vardı. Biri ayığı kız, diğeri abası kızıydı. Onun boynuzsuz ve kuyruksuz sarı bir ineği vardı. Günün birinde zengin komşusu Harahanlar hastalandı. Onlar geldi ve onu şamanlık yapması için çağırdılar. Gördüğünüz gibi hekimlik işlevi. Yaşlı adam şamanlık yapmaya gitti. O gider gitmez onun abası kızı olan karısı ineği kesti. Kesip onun derisini ayaktan başlayıp bir kakım bütünlüğünde çıkardı. Vücudun bir tarafındaki kemikleri kırıp inek derisinden bir çanta yaptı ayı kızını bu çantaya koydu. Daha sonra onu alıp götürdü ve dokuz yolun kavşağı ve sekiz yolun ağzı ol deyip attı. Büyülü sözcükler. Neşeli gençler gelir, gelir ve konuşmaya başlarlar. Derler ki, şaman Kıkıla'nın dua etmesindense buzağılı siyah ineği kaybetmesi daha iyi olur. Çantada yatan kadın konuşmaya başlıyor. Şaman Kıkılan'ın karıları vardı. Ayı kızı ve abası kızı. Onun karısı abası kız sarı ineği kesip derisini bir kakım gibi bütün çıkardı. Sonra bana ayı kız olan eşin böğrüne ayaklarıyla vurdu. Beni çanta gibi olan inek derisine koydu. Bu sekiz dokuz yolun kenarına attı. Buraya atılan beni kocama götürün ve ben de sizi cömertçe ödüllendireyim dedi. Onu almayan gençler, bakın yolun ruhu artık insanların sakince geçmesine izin vermiyor, deyip gittiler. Dağların, nehirlerin, göllerin olduğu gibi yollarında ruhu var. Her şeyin ruhu var. Eski Türk için özellikle bütün dünya iyi ve kötü ruhlardan ibaret ve kadını demek ki yolun ruhu zannediyorlar. Daha sonra neşeli kız neşeli kız kalabalığının sesleri duyuldu. Ayı kız olan kadının ricasına karşın kızlar yine onu almadan giderler. Sonra saygıdeğer yaşlı erkeklerin sesleri duyulur. Ayı kız, ayı kız kadının ricasına rağmen onlar da geçip gider. Sonra saygıdeğer yaşlı kadınların sesleri duyulur. Ayı kız kadının ricasına rağmen onlar da geçer gider.'' Bundan sonra boğaya binmiş kütükleri çeken abası oğlanın sesi duyulur. Şaman kıkılanı görmektense buzağılı siyah ineği kaybetmek daha iyidir. Çantada yatan kadın kıkılanın karıları vardı. Ayı kız ve abası kız. Onun karısı abası kız sarı ineği kesip derisini bir kakım gibi bütün çıkardı. Sonra bana ayı kız olan eşin böğrüne ayaklarıyla vurdu.'' beni çanta gibi olan inek derisine koydu, bu sekiz dokuz yolun kenarına attı. Buraya atılan beni kocama götürün ve ben hemen sizi cömertçe ödüllendireyim, dedi. Abası olan bir şey demeden kadının içinde olduğu çantayı kütüklerin üzerine koymuş ve daha ileriye gitmiş. Sonra çantayı koltuk altına almış ve zengin Harahan'a gitmiş. O geldiğinde çevresinde insanlar oturuyormuş.'' O sıradaki yatağa oturmuş ve çantayı arkasına koymuş. Şaman artık törene başlamış. O dua ederken birden onun pantolonun bağı kopmuş. Onu dikmeleri için kadınlara, yaşlı kadınlara vermiş. Fakat bağ her seferinde yeniden kopmuş. Acaba bunu sağlam dikecek biri yok mu? Ne kadar garip demiş Şaman. O zaman onun çantadaki karısı başına geleni söyler ve ekler. Verin bir elle dikeyim Kadın tek eliyle dikmiş. Bağ bir daha kopmamış. Şaman duaya başlamış, dua etmiş ve şöyle demiş. Neşeli gençler, neşeli kızlar, saygıdeğer ihtiyarlar, saygıdeğer yaşlı kadınlar, dört gruba ayrılın ve oturun. Ayrıldıklarında o davula tokmağıyla dört kez vurmuş. O zaman dört gruptaki bütün kafalar çatırtıyla yuvarlanmış. Abası olan Karımı getirdiğin için ödül olarak bu insanları al demiş şaman. Onları alan abası olan gider. Sonra şaman duası için pek çok at, inek alır ve onları kendi sürülerine katmalarını emreder. Karısı ve hayvanıyla evine gider. Eve gelince abası kız olan karısına seni ateşte mi yakayım yoksa yabani atın kuyruğuna mı bağlayayım diye sorar. Abası kız olan karısı cevap verir. İyi yaratılmışın kuyruğuna bağla daha iyi. Onu yabani yatın kuyruğuna bağlar. Bağlanan at onu ölünceye kadar tepmeye başlar. Bundan sonra ayı kız karısıyla derler ki ayrı bir aile olarak günümüze değin yaşamış. Aile hayatı iki eş sahibi bir şaman yani kam Neler anladınız? Neler geldi aklınıza? Ne gibi mesajlar var sizce? Lütfen yorum olarak yazın. Evet kitabı tekrar gösteriyorum. Saha Yakut Büyü Masalları. Kömen yayınlarını tekrar hatırlatayım. Gerçekten çok güzel e, kitapları var. Mutlaka bakın diyorum. Görüşmek üzere.